Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Tabii siyasi gelişmeler, sosyal gelişmeler, ekonomik gelişmeler çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece bunlar da devam edecek. Biz de siyasetçiler olarak bu hali değerlendirmeye tabi tutacağız. Bu kabilden huzurunuzdayım değerli arkadaşlarım. Şimdi önce bir defa başlarken faüllü yöntemlerin ne olduğuna bir örnek verme adına, özellikle uluslararası alanda gazeteci geçinenlerin Türkiye'ye dönük bakışlarına bir somut not düşeceğim. Reuters haber ajansı, uluslararası bir haber ajansı sözüm ona. Saygınlığı yüksek olması lazım ama bizim nezdimizde saygınlığı sıfıra müncer. Niye? Çünkü yaptıklarıyla, ettikleriyle Türkiye düşmanlığını çok aşikar hale getiriyorlar. Bu millete düşman bunlar. Bakın, Türkiye'nin şu anda normalleşme sürecini hepimiz biliyoruz. Bütün dünya biliyor, yapılanları biliyor, çalışmaları biliyor. Ve bu sürece dönük yapılan haberler orta yerde. Dünyanın parmak ısırdığı, gıpta ile karşıladığı bir halimiz var. Ama Reuters bunu haber yaparken arkadaşlar, öyle özel resimler kullanıyor ki, hususen sizin dikkatinize sunuyorum. Bakın, bir tarafta İngiltere'nin resmini veriyor. Orayı gördüğünüzde, fotoğraflara baktığınızda hemen çıkıp gidesiniz geliyor. O kadar berrak, net, güzel resimler. Ama öbür tarafta Türkiye ile ilgili fotoğraf paylaşırken bütünüyle Türkiye'nin imajıyla taban tabana sıt, taban tabana farklı berbat resimler paylaşıyor. Biz şunu biliyoruz. Gazetecilikte satır aralarını okumak diye bir kavram olduğunu biliyoruz. Fotoğraflarla özel mesajlar verildiğini biliyoruz. Ama bunlar sahici, samimi gazetecilerin işi değil. Gazetecilik olanı olduğu gibi vermektir. Bir taraf tutun demiyoruz. Bizden yana pozitif bir yaklaşım sergileyin demiyoruz. Asla böyle bir talebimiz yok. Olanı verin. Bakın Türkiye şu anda aşılamada özellikle geldiği seviye bakımından dünyada eşi menendi olmayan bir hali ifade ediyor. Normalleşme sürecine giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları var. Bunu çok net, berrak bir biçimde pekala verebilirsiniz. Haberi veriyorsunuz ama öyle bir fotoğraf kullanıyorsunuz ki bu fotoğrafla şunu demek istiyorsunuz. Sakın ola Türkiye'ye gitmeyin. Mesaj bu. Mesaj bu. Ve üzüldüğümüz şey şu. Bunlara içeriden ayak verenler var. Bunlara ana muhalefetin lideri de Türkiye'ye yatırım yapılmasın, Türkiye'ye insanlar gelmesin kabilinden ifadeler kullanıyor. Yani eş zamanlı olarak şerik bir halde hareket ediyorlar. Yazıktır, çok yazık. Hakikaten şu milletin bize, siyasetçilere açtığı krediye yazık. Hepimiz özellikle bu konuda çok dikkatli olmak durumundayız. Ben iktidar milletvekiliyim, AK Parti'nin milletvekiliyim. Her hafta sonu milletimizle mülaki durumdayız. İnsanlarımızdan aldığımız işaret üzere yürüyoruz. Onlar bize ne rota çiziyorsa ona göre hareket ediyoruz. Keşke diyoruz ki muhalefet de böyle yapsa. Şimdi sözde bir takım milletvekillerini sahaya gönderdiklerini ifade ediyorlar. Sözde diyorum, göstermeliyim. Samimiyet yok, içtenlik olmayınca karşılık da bulamıyorlar. Ben Erzurum'dan biliyorum. Gittikleri yerlerden arayanlar var. Halkın halini bilmedikleri için farklı suallerle yöneliyorlar. Tabii tokat gibi de cevap alıyorlar. Çok net söylüyorum burada. Erzurum'da tam bir sükutu hayal yaşadılar. Gördüler onlar. Ve gariptir. Zannediyorlar ki biz halkla beraber değiliz. Oysa arkadaşlar bizim sosyal medyaları takip etseler bütün milletvekilleri için söylüyorum. Oralarda her an halkın içinde olduğumuzu görecekler. Kaldı ki şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gazetecisiniz. Siz daha iyi biliyorsunuz bu işleri. Sadece fotoğrafla biz bu işi yansıtmayız. Yaptığımız işi videolarla, canlı bir biçimde, insanlarımızla ne halde olduğumuzu yansıtırız. İnsanlarımızın bize serzenişini de, sevgisini de videolarla ortaya koyarız biz. Ve bir büyük muhabbet halesiyle karşılaşıyoruz. En son, bu hafta sonu gittiğimde Çat'ta, Erzurum'un Çat ilçesi ki, bir önceki seçimlerde, CHP'li bir belediye vardı. Şimdi bu defa gittiğimizde memnuniyet kat sayısının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Dualarla, sahiplenmelerle insanlar yöneliyorlar. Çünkü biz sözde değil, özde milletimizi seviyoruz. Özdenin anlamı nedir arkadaşlar? İşte 2 yıllık bir hizmet döneminde Çat Belediye'miz orada müthiş bir
yatırım efendim başlatmış ve vücut bulması yetmez, tamamlanmış. Şimdi orada efendim paket taş, belediyelerin ihtiyacı olan, köylerin altyapısı için çok lüzumlu olan efendim bir üretim tesisini hayata geçirmiş. Biz böyle yapıyoruz. 40-50 kişinin istihdam olunacağı zeminler oluşturuyoruz. Onu bildikleri için insanlarımız da Allah sizi var etsin diye bize yöneliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarla yöneliyorlar arkadaşlar. Tek şey şu, bunların yani muhalif damarın gözleri var görmüyorlar. Kulakları var duymuyorlar. Kalpleri var mühürlü arkadaşlar. Keşke açılsa. Ve kötü olan da şu arkadaşlar, bakın sizi ifade ediyor, sizi ilgilendiren bir mevzudur. Gazeteciler hakikatlere yöneldiğinde gazeteciler de sille tokat dövüyorlar. Yani şu bahsettiğim bizim yaptıklarımızı ve onların yapmadıklarını sütunlarına, satınlarına, sayfalarına, efendim ekranlarına yansıtan gazeteciler de dayak yiyorlar. Bir grup başkan vekilinin yanında yöresinde olanlar hepiniz gördünüz, bir gazeteciyi öldüresiye dövdüler. Böyle bir şey olur mu? Bu bir iktidardan efendim açığa çıksa, bir iktidar milletvekili yapsa kıyamet kopar. Bunlar mı hakkı hukuku üstün tutacaklar? Bunların eline fırsat geçse samimi söylüyorum ki insanlara yağmurlu havada su vermezler. Böyle bir hal var. İşte şimdi iktidar olmadıkları halde gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar. A Haber'in bir yere girmesine müsaade etmiyorlar. Niye? Çünkü gerçeği aşikar eder diye korkuyorlar. Gerçeği aşikar ettiğini gördüler. Mizansen üzere yürüyorlar. Soğan toplatıp insanlara döktürüp efendim soğan para etmiyor dedirten adamlar bunlar. Yaptıkları bu. Esnafın arasına CHP'li bir gençlik kolları yöneticisini koyup esnaf numarası çektiren adamlar bunlar. Sahici yönelmiyorlar, samimi değiller, milleti sevmiyorlar. Vesselam arkadaşlar. Buna da biz çok üzülüyoruz. Keşke diyoruz ki bizimle yarışan siyasi cenah, siyasi ekip daha gerçekçi olsa, daha projelerle, programlarla yönelse. O zaman biz de besleniriz, biz de bundan bir büyük memnuniyet duyarız. Ve arkadaşlar bu hali örten, gizleyen bir başka kesim daha var. Sözüm ona münevverler, aydınlar. Ben bir vesile söyledim. Erzurumlu çok yüksek bir isim, sosyolojide bayrak bir isim. Mümtaz Turhan. Garplaşmanın neresindeyiz diye bir eser yazıyor ve orada not düşüyor. Diyor ki bizim halkımız başka milletlerden farkı olmayan bir haldedir. Bilgi birikim olarak. Bizim sıkıntımız münevverlerimiz. Münevverlerimiz kıvamsız diyor. Yıllar önce bu kaydı düşüyor. Şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorum. Münevver diye tarif görenler aslında zihinleri zifiri karanlık olanlar. Ve sadece yok olduk, bittik diyorlar bunu. Olanı biteni görmezden geliyorlar, kapatıyorlar, üstünü kapatıyorlar. Buna bir kısım gazeteciler de dahil, çok açık söyleyeyim. Ara ara tabii ki kendi işlerindeki pislikleri de aşikar ediyorlar. Bakın burada özellikle bir kayıt düşeceğim buna ilişkin. Bir gazeteci bir televizyon programında açık açık şunu söylüyor. CHP'liler 40 milyon para topladı belediyeler. Bu 40 milyon nereye gitti diyor. 40 milyonun akıbetini soruyor. Yani işleri güçleri faul. Kendileri söylüyor, biz söylemiyoruz. Milletimize ben buradan not düşüyorum. Milletimiz şunları görsün. Kendi içlerindeki pisliklerin aşikar ediliş şeklini görsün. İşte bir televizyon kanalı şu an tartışma mevzu olan kara para aklayıcısı diye tarif gören bir ismin kurduğunu ve bunların oralarda çalıştığını şimdi onlardan öğreniyoruz biz. Bunları saklamaya çalış. Bunlar saklanamaz arkadaşlar. Yaptıkları bu. Şimdi ben de buradan soruyorum. 40 milyon dedikleri nedir? CHP'li belediyeler kanalıyla toplanan bu 40 milyon nedir? Ve akıbeti ne olmuştur? Biz de bunu soruyoruz. Öyle ya, çıkarın bakalım. Çıkarın millet görsün. Akla kara millet tarafından bilinsin. İftira atmak değil, dedikodu yapmak değil. Bize yönelirken hakikatlerle uzak yakın ilgisi olmayan şeyleri dillendirmek değil. Hakikat bu. Bakın kendi adamlarımız söylüyor bunları. Öyleyse bunlar aşikar olsun. Arkadaşlar Türkiye menzile yürüyüşünü devam ettiriyor. Menzilimiz neydi? Kızıl elma. Hedef koymuşuz. Kızıl elmalarımız var. Yüksek düşünen bir siyasi anlayışız biz. Bakın şu anda Turkovak diye bir aşı şu anda faz 3 çalışmaları yapılıyor. Kasım ayı itibariyle Allah'ın izniyle
hayat bulacak ve bu aşıyla beraber arkadaşlar sadece biz değil, milletimiz değil. Sadece efendim gönül dünyamız, Türk dünyası değil. Bütün mazlum milletler o aşıdan istifade edecekler. Dahası bütün insanlık istifade edecek. Biz böyle bir anlayışı ortaya koyuyoruz. Tarih boyunca bunu yapmışız. El an bu hal üzere hareket ediyoruz. Bu aşı çalışmalarının müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda verdi. Kimin katkısı varsa onlara minnettarız. Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarına çok teşekkür ediyoruz. Ve aşıda, aşının üretilmesinde efendim yer almış kim varsa herkes bu millet için çok özel bir gayret koymuştur, mübarektir. Tarih onları yazacaktır. Sadece bu millet için değil, bütün insanlık için böyle olacaktır. Bunu not düşüyorum, hepinize saygı sunuyorum. Sual varsa alırım. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklaması oldu pazartesi günü. Müzik kısıtlamasını 24'e çekiyoruz diye. Müzik kısıtlamasını 24'e çekiyoruz diye. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? İlk sorumu, sonra bir soru daha. Şimdi efendim, bir defa şunu söyleyeyim. Yani bizim grup başkanımız çok net bir şey söylemişti. İnsanlar rahatsız olmasınlar diye. Gürültüden, patırtıdan. Müzik, efendim abartılı müziğin 24'ten sonra da çalınmasına dönük bir mania. Artı bunun elbette ki Covid'le de ilintisi var. Yani ondan sonraki bir hercümerç ortamı olmasın diye böyle bir tedbir. Bu tedbirler efendim sahadan alınan talepler doğrultusunda yerine getiriliyor. Dolayısıyla neyi suçluyorsunuz? Ne müzik karşıtlığı? Bizim hayatta böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez. Müzisyenler de bizim için çok değerlidir. Efendim icra edilen müziklerle de biz lezzet alırız. Onları da değerli buluruz. Bunların tamamı siyasetçilerin ve biraz önce burada kayıt düştüğüm gibi ideolojik saplantı içerisinde olanların AK Parti'yi karalama adına ortaya yere koyduğu yalanlardır, iftiralardır. Bizim müziğe karşı hiçbir duruşumuz yoktur. Tam tersi. Hem müzisyenleri biz sahipleniriz, severiz, saygı duyarız. Kimi ideolojik saplantıyla yönelmeyenleri bu milletin içerisinden çıkmış, milletimizi müzik yoluyla tembir etmeyi düşünen bütün müzisyenleri müziği de o derece değerli buluruz biz. Şimdi çok net bir şey söyleyeyim. Yani AB ile bu nerede görüşmüş? Nasıl görüşmüş? Hangi mahfillerde gizli görüşmeler yapmış? Bunları bir defa aşikar etmeleri lazım bunları. Ve bunların mazlumlara karşı, masumlara karşı bu düşmanca yaklaşımını bir an önce terk etmeleri lazım. Elbette ki orada sulh iklimi olduktan sonra insanlar evlerine döneceklerdir. Kimse ama hiç kimse vatanından ayrı kalmak istemez. Bizim yaptığımız şudur. Biz insani düşünüyoruz. Öyle düşündüğümüz içindir ki milyonlarca Suriyeli'ye ev sahipliği yapmışız. Onların yüreklerini ferahlatır bir hal almışız, tutum almışız. Buna karşı bunların gerçek yüzü şudur. İnsanlara karşı düşmanca yaklaşmak. İnsanları dışlamak. Bir başkası da şudur arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı şu. Eyyamcılık yapıyorlar bunlar. Yani siyaseten fayda sağlayabilmek için bu tür mesajlar vererek akılları sıra oy devşirmeye çalışıyorlar. Hakikatte bunların burayla ilgisi yok. Kaldı ki şunu da çok net bir şekilde söyleyeyim ben. Bunların iktidar yüzü görecekleri de yok arkadaşlar. Göreceksiniz biz sahadan geliyoruz. Her gün sahadayız, her gün insanlarımızla mülaki haldeyiz. Ve Allah'ın izniyle 2023 yılında 2018'in çok daha fevkinde bir kabulle yeniden iş başında olacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve parlamentoda bir büyük çoğunluk alacak Cumhur İttifakı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bu ifadeleriyle yine aldatmayı tercih ediyor, hakikatleri ters yüz ediyor ve insanlara olan düşmanlığını izhar ediyor, açığa koyuyor. Efendim ben teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Arkadaşlar çok sağ olun. Evet, sağ olun. Bu arada 15 dakika.